Evet dostlar, hoş geldiniz. O halde bembeyaz bir ekrana bakıyoruz. Garip garip ufak tefek yazılar var. Hayır mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, baya hayırlı, baya güzel bir proje arkadaşlar. Mutlaka katılın diyeceğim testnetlerden biri. Evet, testnet. Gerçek para kullanmıyoruz arkadaşlar. Fakat ekranı görüyorsanız burada R, Ethereum var, işte restaking falan var. Kardeş biz bunları Aygın'la ayırda yapmıyor muyduk? Gerçek parayla yapmıyor muyduk? Evet, oralarda yapıyorduk. Şimdi Rio Network diye bir proje var arkadaşlar. Bunlar da Aygın'la ayrı restake etmek üzere de kendi projelerini hazırlıyorlar. Şu an daha çok başlarında bir proje ve yarın öbür gün Aygın'la ayrı anlaşıp o ki zaten dokümanlarında da var. Oraya o ekosisteme katılacak bir proje arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bu proje daha oraya katılmadan daha testneti varken giriyoruz ki yarın öbür gün güzel airdroplar umalım alalım falan filan. Bizim kanalın biliyorsunuz artık şeyi bu, sloganı bu. Her masada olma fikriyatı. O zaman hadi gelin ne yapacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi aslında bütün Discord, Twitter, Telegram vesaire gibi kanallarını koymuşlar. Bizim için aslında burada önemli olan ve test edeceğimiz şey çok basit bir şey. Şurada restake butonu var. Buna bastığınızda arkadaşlar aslında bizim test edeceğimiz alana ulaşmış oluyorsunuz. Ben direkt buranın linkini koyarım zaten. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle yukarıdan MetaMask cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve karşınızda gördüğünüz gibi Goerli, yani onu da göstereyim, Goerli ağında, Goerli ne derseniz o da bir testnet ağı, yakında uçacak gidecek zaten. MetaMask uyarıyor. Nisan'da mıydı, Mayıs'ta mı neydi, Goerli ağı kapatılıyor arkadaşlar. Ama o zamana kadar tabii ki testnetler hala Goerli üzerinden devam edebiliyor. Goerli ne derseniz şöyle aşağıya MetaMask'ı çektiğimde test ağlarını göster diyorum. O kadar ufacık yerde kalmış ki anasını satayım. Ulan MetaMask şunu bir ayarlayamadın. Neyse bir test ağı, Ethereum ağı üzerinde. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar da öncelikle Goerli Ethereum nedir diye bir yazarlar, Google'da bulurlar. Şimdi elinizde tabii ki Goerli ağında test Ethereum olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu nereden alıyoruz? İşte bu testneti anlatmadan önce hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunların bir kendi dokümanı var. Burada da testnet kısmına geldiğinizde şöyle biraz aşağıya doğru indiğinizde bakın 1, 2, 3, 4 tane burada Goerli Faucet yani test token'i alabileceğiniz adres koymuşlar. Ben biliyorsunuz dokümanları her zaman videonun altına koyuyorum. Bu dokümanı da koyarım. Testnet kısmına tıklayıp geleceksiniz arkadaşlar. Faucetleri nereden bulurumu sormanıza gerek yok. 4 tane adres var artık hangisi çalışıyorsa buradan alacaksınız. Şimdi geldiniz Goerli Ethereum Testnet tokenini aldınız. Yani faucetini aldınız. Ne yapıyorsunuz? Bu siteye geri dönüyorsunuz. Aldıktan sonra cüzdanınızı bağladınız. Tabii ki elinizde ufak ufak miktarlar vardır. Büyük ihtimalle. Ama buraya zaten 0,01 ekleyemiyorsunuz. Minimum diyor ki 0,01 Ethereum ekle kardeş diyor. Yani restake et diyor. Geliyorsunuz 0,01 Ethereum'unuzu buraya basıyorsunuz. Restake et kardeş diyorsunuz. O da zaten bakın Goerli ağındaki 0,01 Ethereum'unuzu alıyor. Size ne veriyor arkadaşlar? Karşılığında R Ethereum veriyor. 0,09 tane. Bakın hemen success dedi. Şimdi ben bundan zaten bayağı bir yaptım. Burayı bayağı bir test ettim. Şöyle de hatta göstereyim, reward kısmına geldiğinizde benim burada hani birkaç sayfa oldu artık, bir 15-20 tane falan burada işlem yaptım, hepsini de 0,01 ile yaptım gördüğünüz gibi. Burada restake edebiliyorsunuz, yani elinizdeki Ethereum'u R Ethereum'a çevirebiliyorsunuz, buradan da çevirdiğinizin bir kısmını geri alabiliyorsunuz. Örneğin 0,01'ini de ben kardeş geri alacağım dediğinizde bakın şöyle geri al tuşuna bastığınızda 1-8 gün arasında bekleme periyodu falan filan, o klasik zaten biliyorsunuz. O yine Goerli'den onayınızı verdiğinizde geri alma işlemi başlıyor arkadaşlar. Tabii siz restake ettikçe galiba burada claim available dediğine göre, yok ben daha önce çektiklerim mi bunlar? Evet, daha önce çektikleriniz, yani çekme isteğinde bulunuyorsunuz ya. Onların süresi dolduğunda gelip buradan çekebiliyorsunuz. Gerçi ben de çok hızlı gelmiş buraya. Niye öyle oldu onu da anlamadım. Her neyse siz de bir geri çektiğinizde buradan da tekrar claim etmeyi unutmayın. İlk yaptığınızda da burada yoktur. Birkaç gün sonra bakarsanız sizde de burada claim available diyecek arkadaşlar. Gelip onu da onaylıyorum. Burayı arkadaşlar şöyle hemen Twitter'larını da göstereyim. Zaten burada da Rio Network Testnet diye burada da zaten kendileri 19 Şubat'ta bir
tweet atmışlar. Şu testnet dokümanlarına geldiğinizde burada işte zaten anlatıyor nasıl yapacağınızla ilgili bilgiler veriyor. Fakat mutlaka diyor ki işte Discord'umuzdan git bize bir feedback ver ya da diyor şu form var bir tane onu doldur bize bir feedback ver diyor. Şimdi onu da açarım birazdan ben doldurdum ama size de gösteririm. Bu sitede yapabileceğiniz testnet dediğimiz şey aslında bu kadar basit arkadaşlar. Gelip yani sürekli demeyeyim ama yani 2-3 günde bir gelip buraya restake atın sonra geri çekin. Yani bu kadar basit. Biliyorsunuz daha önce de buna benzer birkaç projeye katılmıştık hatta hemen onu da açayım. Ben burada baktım. Restake Finance %5'ini airdrop'a ayırmıştı. Bunlar da mesela Eigenlayer ile anlaşmışlar. Zaten onların alt yapısındaydı. Her neyse bunlar zaten mainnet'e çıktı. Airdrop ile ilgili herhangi bir şey duymadım. Daha bilmiyorum, görmedim. Belki ben kaçırmışımdır. Bakarız, araştırmak lazım. Daha sonra zaten ondan 4 ay önce de Genesis Testnet diye bir şey vardı. Biz buna da katılmıştık. Bu da yine Eigenlayer gibi restake etmek üzerineydi. Tabi bakın Eigenlayer'da bir Eigenlayer üzerinden stake edilen tokenler var. Onların adı LSK, TQ öyle bir şeyler. Neyse isimlerini çok hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. Bir de natif köprü yani natif stake dediğimiz olay var. Bu gösterdiğimiz tüm projeler aslında natif stake. Yani Eigenlayer üzerine gidip bunları stake edemiyorsunuz. Bunları kendi sitesi üzerinde stake edebiliyorsunuz. Ulan ne çok stake dedik ya. Her neyse arkadaşlar sonuç olarak evet ya ben niye uğraşıyorum ki o kadar? Yani yapmanız gereken şey basit. Yapacağınız şey basit. Geleceksiniz buradan Guerl'le Ethereum'u. Siz bunları yapın. Yarın öbür gün bir airdrop olursa ben size haber ederim. Gördüğünüz gibi ben konuşurken de birkaç kere stake etmeye devam ediyorum. Çünkü şuradaki evet ha nedenini söyleyecektim. Şimdi bakın şurada feedback formu diyor. Mesela buna tıkladığınızda ben verdiğim için inşallah tekrar gönderemezsin. Ha. Bakın burada 5-10 dakikalık bir diyor survey diyor işte anket gibi bir şey. Burada testnet'i değerlendiriyorsunuz falan işte 10 veriyorsunuz. Evet önemli soru şurada geliyor. İkinci soru ne kadar kullandın kardeş diyor sen bizim app'i diyor. İşte o yüzden burada böyle bir sekme yaptıkları için bence 15 ten fazla kısmını seçip gerçekten de gelip burada 15 taneden fazla işlem yapmanız mantıklı olur. Yani stake etme işlemini 10 kere falan yaparsınız. Geri çekmeyi de bir 7-8 kere yaparsınız. Zaten 15 kere olmuş oluyor fark ettiyseniz. Dolayısıyla şu şeye tekrar döneyim. Bu formu ona göre doldurursunuz. Ben doldurduğum için şimdi doldurmayacağım. Zaten sorular hani size de göstereyim. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Hep nasıl buldunuz? İşte güzel çalıştı bende falan filan. It is great falan. Buradan sadece ankete katılmış gibi oy veriyorsunuz. Bu formu da mutlaka doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim geri testnete diyeceğim ama yapacak bir şey yok zaten gösterdim. Şu reward kısmında gördüğünüz gibi bu şu an testnet aslında. Bunlar bir de gerçek tabii mainnet'e geçtiklerinde de aynısı olacağı için burada Eigenlayer point kazanacaksınız gibi gösteriyor. Fakat zaten bu testnet APS'i falan zaten şu an %0'da falan çok daha başında aşamanın zaten gördüğünüz gibi takipçisi de hani daha 8000 kişi falan anca olmuş. Bir de Discord'ları var arkadaşlar. Tabi oraya da katılın. Discord'larında da zaten bakın burada yazıyor işte testnet başladı falan. 3 amacımız var işte herkes test etsin falan filan. Ve diyor ki mutlaka bize feedback verin. İşte hatta support feedback kanalından da oradan da verebilirsiniz diyor. Mesela nerede o? Ben onu support feedback. Bakın şurada. Buradan da gelip hem şu zaten az önce gösterdiğim form bir de kendiniz de buradan bir feedback verebilirsiniz. Tuşa tıkladığınızda size bir ticket oluşturuyor. Oraya da teşekkürler işte ağamsınız, paşamsınız gibi yazılar yazabilirsiniz. Discord'larında şu an öyle yazılabilen bir alanları ya da başka bir şeyleri yok. Burası ileride daha da şey olacak diye yukarıda yazmışlar. İşte sayfalar açılacaktır gibi gibi şeyler. Bu tarz projelere erkenci olmak biliyorsunuz her zaman işinize gelir. Siz de katılın, dursun. Ben katıldım. Bayağı da işlem yaptım. Haftada bir iki günde arada bir gelip burada işlem yapmaya devam ederim. Dokümanlarında şey yok. Bir tokenleri ne zaman çıkar vesaire falan gibi öyle detay yok ama artık az çok bildiğimiz üzere bu tarz projelerin çoğunda zaten belirli zaman sonra kendi tokeni çıkacak. Kendi tokeni çıktığında da büyük ihtimalle testnete erkenci katılımcılara da bir airdrop atma ihtimali olacaktır. Yapalım dursun zaten çok basit işlemler.
Ve bu videoluk bu kadar diyelim. Yani çok da anlatacak da bir şey yok. Ha şu şeyi birkaç arkadaş söylemiş hocam, şu Twitter'ını arada hatırlat, ben de yeni gördüm falan filan diyen arkadaşlar olmuş. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Benim Twitter adresim CryptoEscobar0. Burada günlük böyle hızlı hızlı bildirim gibi, burayı da Telegram'da kullandığım gibi aldığım bilgileri buradan paylaşıyorum. Her videoda söylüyorum, gelip takip etmek zorunda değilsiniz ama en azından sık kullanılanlarınıza eklerseniz benim katıldığım ve haberlerini aldığım projeleri buradan da paylaşıyorum. Tabii ki Telegram'daki dostlar sağ olsun, çoğunu onlardan görüp buraya da atıyorum. Aklınızda olsun, bu Twitter hesabını da takip edebilirsiniz. Çünkü testnetlerle ilgili gelişmeler oldukça ben buradan arkadaşlar paylaşıyorum. Aklınızda olsun. Evet, başka bir şey var mı? Ana sayfası burasıydı. Burada bir cacık yok. Evet, şurayı test etmeye ben devam ederken hatta videoyu da kapatayım. Bir sonraki videolarda da arkadaşlar o halde şu konfirmi onaylamayı da verdikten sonra görüşmek üzere deyip ben kaçar.